Avrupa Birliği ile yürütülen süreç bütün dünyanın gözünü Kıbrıs'a çevirdi. Enerji, turizm ve tarım alanında yapılan yatırımlar her geçen gün artarken GIFA Holding'in bölgeye yapmış olduğu yatırımlar istihdam açısından da dikkat çekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren kuruluş düzenlediği basın toplantısında yatırımlarla ilgili bilgiler verdi. Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sonra da dünya çapında köklü şirketler topluluğundan biri olmak istiyoruz. Farklı sektör ve alanlardaki faaliyetlerimiz ile sürekli büyümeyi hedefliyoruz. Başlangıç misyonumuz, bu benim departmanım için geçerlidir, küçük ölçekli üreticilerden başlamak üzere üreticileri desteklemektir. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üretimimiz Türkiye'de nüfusu orta ölçekli bir şehrimizin ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Aslında çok büyük bir üretimimiz yoktur. Ama eğer ki branşlaşabilirsek, eğer ki ürünlerimizi işleme lüksümüz olursa, o zaman dünya firmaları da bize açılacaktır. Fakat asil ve asıl amacımız, bizim ürünlerimizin ihracat kalitesinde üretilmesi, doğru dağıtım ağları ile dünyaya sunulabilmesi, ülkemizdeki piyasada önemli bir ihtiyacı karşılayacak ve genel gelir düzeyini artıracak olduğuna inandığımız için asıl ve asil amacımız budur bizim. Uluslararası Pazarlama Departmanı ve Yönetim Kurulu olarak öncelikle ülkemizin gerçeklerine çıplak gözle, tarafsız, ön yargısız baktık. Elimizdeki varlıklara baktık, sorunlarımıza baktık. Aralarınızdan bilenler vardır. Basit bir SWOT analizi yaptık. Bunu sizinle paylaşalım. Mesela yaşadığımız zorluklar, ambargolardan kaynaklanan maliyet yüksekliği, enerji kaynaklarının üreticiye yüklediği yüksek maliyetler, ada ülkesinde ülke içi satışların ihracat yapacak sermaye birikimini sağlamayacak grosslarda olması, yeni neslin geleneksel üretim materyallerinden uzak durması, ilgi duymaması, tarım sektörünün plansız, amaçsız, ürün geliştiremeyen, zorluklardan hevesi azalmış kadrolara kalmış olması bizim yaşadığımız zorluklar. Dondurulmuş gıda üzerine yaptıkları çalışmalara dikkat çeken şirketin pazarlama ve dağıtım müdürü Yasemin Görgün, bölge için önemli bir istihdam yarattıklarını vurguladı. Genç bir firmayız. Dolayısıyla size anlatacağım öykü 2 yıldan daha uzun değil. 2012 yılına kadar sadece bir büro ve 10 çalışanıyla yatırım danışmanlığı yapan bir firma. 4-6-2014'te şirketler grubuna dönüşüyor çünkü yeni yatırımlara başlıyor. Bu da bu yıldır zaten. Bugün KKTC'de yaklaşık 60 personel ile kümülatif toplamda 240 kişinin hayatını etkileyecek bir üretim sergilemektedir. Öncelikli sektörümüz uluslararası tarım ürünleri pazarlanması, deniz ürünleri, dondurulmuş deniz ürünleri bizim birinci önceliğimizdir. İkinci önceliğimiz yatırım danışmanlığıdır. Üçüncü ise inşaatlarımızdır. Yatırımlar olarak depolarımız var. Çünkü biliyorsunuz bunlar -18 derecede korunması gereken, raf ömürleri 14 ayı geçmeyen ürünlerdir. O nedenle soğuk zincirin bozulmaması için -18 dereceli 4 tane aracımız var, 2 tane depomuz var. Hali hazırda 5 ayrı büyük markette ve daha da ileriye gidecek olan soğuk hava zincirini bozmaksızın yaptığımız dağıtımlarımız var. Bunu toptan satış olarak yapıyoruz. Perakende satış olarak yapıyoruz. Kısa vadede aslında inşaatı daha yoğun olarak hayata geçirmek istiyoruz. Tarım ürünlerimizde narenciyenin hasadı çok yakın olduğu için onda çok önemli bir hareketlenme bekliyoruz. Fizibilitesini tamamladığımız çok büyük bir projemiz var. Yaklaşık 60 dönüm içerisinde yapılacak olan Gifeland yapmayı planlıyoruz. Huzur evimiz özellikle yurt dışında yaşayan ama kendi memleket özlemi nedeniyle acı çeken yaşlılarımız için huzur evi açmak istiyoruz.